geçtiğimiz dönemde, yani 31 Mart seçimlerinden bir yıl kadar öncesinde Çamlık'la ilgili vahşi bir proje uygulanmaya kalktı. Hepimizin malumu. Emre Yılmaz döneminde yapılan bu proje nedeniyle Ünye halkı topyekun bir direniş gösterdi ve o projeden vazgeçildi. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, odalar, Ünye'nin kanaat önderleriyle yapılan toplantılarda, tabii kent konseyinin üyelerinin de bulunduğu toplantılarda Çamlık'la ilgili halkın karar verdiği, yani halkın isteğinin olacağı belirtilerek toplantılar yapıldı. Ünye'deki kanaat önderlerinin, Ünyeli'nin istemediği hiçbir şeyin Büyükşehir Belediyesi tarafından dayatılmayacağı, Ünyeli'nin istemediği hiçbir şeyin Çamlık'ta uygulanmayacağı konusunda orada bilgiler verdi. Daha sonra Ünye'de yayın yapan bir radyoya Hilmi Güler'in, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılıp Çamlık'la ilgili yap, işlet, devret modeli şeklinde bir modelin benimsendiğini ve Çamlık'ta bu yap, işlet, devret modeliyle hali vakti de yerinde güçlü bir müteahhidin oraya verilerek işin de sürüncemede bırakılmayacak şekilde bir an önce yapılması gerektiği konusunda bir açıklama oldu. Tabii bu açıklama bizlere olduğu gibi Ünye kamuoyunu da son derece rahatsız eden bir açıklama oldu. Ve bunun devamının olup olmadığı konusunda Ünye'nin yerel yöneticileriyle görüşüldüğü zaman böyle bir şeyin kendilerine intikal etmediğini bize söylediler. Hatta o Ünye'nin kanaat önderleriyle Ünye'de yapılan belediye başkanlığının, Sayın Şirin Kavlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda bizzat ben belediye başkanımıza şunu söyledim. Buraya dedim yap işlet devlet modeliyle kafe de olsa, küçük bir çay ocağı da olsa bunun oradaki dokuyu bozacağını ve oraya yatırım yapan kişinin buradaki beklentisinin çok daha fazla olacağını ve burayı bozacağını söyledim. Bana gözümün içine bakarak şunu söyledi. Kesinlikle dedi kar amaçlı bir yatırım yapılmayacak. Yap işlet devlet modelini kesinlikle biz de istemiyoruz. Bu tür bir şeyi reddediyoruz. Bu işin güvencesinin de kendisinin olduğunu, belediyenin işlettiği, kamunun işlettiği bir çay ocağıyla Çamlık'ın yenilenmesi gerektiğini, dediğim gibi motel alanının da etkinlik alanı olarak düzenlenmesi gerektiğini, Çamlık'ın içine betoneyerin girmeyeceğini, otoparkın Çamlık'ın dışında olacağını, bunların güvencesini vererek oradan ayrıldık. Şimdi birkaç gündür ya da bir son zamanlarda basında yer alan haberleri görünce bizim Ünye Belediye Başkanı'nın orada verdiği sözler aklımıza geliyor. Kendisi de dünkü verdiği, gazetelere verdiği beyanatta şunu söylüyor. Çamlık'ın bir bölümünü yap işlet devletle yapacağız şeklinde beyanatı var. Burada bizim istediğimiz ve Ünye'de yaşayanların, Ünyelilerin de %90'ının mutabık kaldığı bir olay bize o toplantıda yapılan, verilen sözlere uyulmasını biz bekliyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne demek istediğini bir basın toplantısıyla açık açık belirtmesini istiyoruz. Bizim aklımıza gelen şu, buranın sözü herhalde birilerine verildi. Ve bunun altyapısı da şu anda yavaş yavaş tepki ölçerek bunun altyapısının nasıl hazırlanacağı, altyapısı dediğim işte halkın tepkisini de çekmeden buradaki bu uygulamayı nasıl yapacağız onun arayışı içindeler ve kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Bu kamuoyu oluşturma çabalarını da çok değişik kesimlerinde kullanıyorlar. Ünye'de olmayan Ünyelileri araya sokuyorlar. İşte değişim uzmanları, dönüşüm uzmanları bu işle ilgili beyanat veriyor. Sonra belirli şeyler İstanbul'dan bizleri arayan iş adamları oluyor. Acaba durum nedir falan diye. Ben onların da bu işin bildiklerini düşünüyorum. Bu işin şimdiye kadar şekillendiğini düşünüyorum. Ve bundan sonraki aşamada da yöneticilerin Ünyelilerden Çamlık'la ilgili alınan kararları saklamamalarını diliyoruz.